Herkese merhaba ve Continuum'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüme geçmeden önce kısa bir açıklamam var. Öncelikle geçen bölüm sormuştum, e, seriden sıkıldınız mı, bu serinin genel video gelme hızını azaltıp başka bir seriye başlayalım mı diye. Çünkü ben öyle olduğunu varsaymıştım. Fakat anlaşılan durum bu değilmiş, tam aksineymiş aslında. E, ben anlaşılan sizi yeterince iyi tanıyor, tanımıyormuşum veya yanlış tahmin etmişim. Bunun aksine e, şeyden sıkılmış insanlar daha çok Skyblock'tan. Dediğinizi duydum, gördüm, merak etmeyin. O yüzden şöyle yapacağız. Continuum şimdiki gibi iki günde bir devam edecek. Fakat SkyBlock yerine başka bir seriye başlayacağım. Hangi seri? Şu anda kesin emin değilim. Henüz karar vermedim. Ee, ve bu videoyu yüklediğimde de hala karar vermiş olmayacağım büyük ihtimalle. Çünkü bu videoyu çektiğim gün yükleyeceğim. Umarım internetim izin verirse. Ee, bu da demek oluyor ki yorumlara hala yazıp ee, o SkyBlock... Yerine gelecek seriyi seçme hakkınız var. SkyBlock'u sevenler için de SkyBlock bitmedi direkt tamamen. Sadece bölümleri artık daha nadiren gelecek. Biraz daha az gelecek. Eee... Evet, öyle. Tamam. O zaman daha fazla laf uzatmadan bölüme başlayalım. Continuum tam gaz devam ediyor, bir sıkıntısı yok. Ve bu arada artık bölüme geçelim dedim ama önereceğiniz mod paketleri arasında ne gibi şeyler seçeceğim? Şimdi genel olarak şu anki oynadıklarımız gibi expert veya çok zor bir şey seçmek istemiyorum. Hani en iyi örnek piramit. Piramit nasıl oynadık kısa bir sürede bitirdik yapılacak her şeyi yaparak. Onun gibi daha kolay, daha basit, daha hızlı bir şeyler istiyorum hızlı gelişebileceğimiz. Ama aynı zamanda klasik şey yorumları var ben ne zaman bir şey yapsam durmadan e çıkan. Eğlenceli bir şeyler oyna bu defa. Hani bana hep enteresan gelmiştir. Şimdi e bu oyunda ben hiçbir şeyle savaşmak eğlenceli gelmiyor bana. Çünkü... Genel savaş mekanikleri oyununu oldukça basit. Yaratık geliyor, sol tık diyorsunuz, geriye itiliyor. O size vurunca siz geriye yetiliyorsunuz. Bana göre ilginç bir şey yok, eğlenceli bir şey yok. Hani bunu birazcık daha enteresan duruma getiren modlar var. Evet ama hani temel oyun böyle olunca ne kadar ileriye götürebilirsin? Bana hiçbir zaman ilginç veya eğlenceli gelmedi. Hep çok fazla sıkıcı geldi. O yüzden hani çok istiyorsanız da özür dilerim ama kolay kolay ne denir savaşma, yaratık öldürme odaklı bir mod paketine başlamayacağım. Fakat aynı şekilde şu anki oynadığımız kadar zor ve yavaş gelişilen bir mod paketi de olmayacak. Ona dikkat edeceğim. Yani dediğim kriterlere uyan bir şey biliyorsanız mutlaka yazın. Yorumları okuyacağım bölüm arasında. Ve genel evden bir sürü şikayet eden var. Ki anlayabiliyorum hani ev bile denmesi zor bu iğrençliğe. Ee, bir yere uğraşacağız burayla. Ben dediğim gibi yayında uğraşmak istiyorum her şeyden çok. Buraları kazıp düzeltip e, her şey yerine yerleştirmekte. Ama şu anda yayın yapamıyorum internet hızımdan dolayı. Ee, ve hala internet sağlayıcıma konu hakkında konuşmak için de gidemedim. Telefonda direkt kapatıp açın dışında bir şey demiyorlar denedim kaç kere. Kendim gidip yüz yüze konuşmam lazım ve üşeniyorum ona da. Hani her şeyden çok benim üşen geçtiğim ama e, gidip internetimi umarım düzeltebildiğim anda yayında yapacağım. Şu anda direkt yayın yapacak kadar hızlı değil internetim. E, yayın yaptığım zaman buraları düzenleyeceğiz, düzelteceğiz. Biraz daha tabii ki bir yayında her şeyi yerine oturtturup düzgün bir göstermek mümkün değil. Ama şimdikinden iyi görünceyi kesin. Ne yaparsak yapalım şimdiki ne diye görecek kesin. <laughs> Pekala yani malzemeleri hazırlıyorum. Eğer hatırlamıyorsanız geçen bölüm biz şunun malzemelerini hazırlamıştık. Ee, bunun. Industrial Grinder'ın. Industrial Grinder bizim oldukça fazla işimize yarayacak bir şey. Ee, ve hani machine casingleri yaptık fakat asıl sorun olan Industrial Grinder'ın kendisiydi. Çünkü Industrial Grinder için bunlar gerekiyor. Advanced Machine Frame, Advanced Electronic Circuit ve Diamond Grinding head'leri geçtik. ki Onlar da oldukça zor. Hem Industrial Electrolyzer istiyor fazladan, hem de Grinder'ın kendisinden istiyor. Yapması bayağı zor ve sıkıntılı olacak. Ben ee, bir süre videoyu durdurdum ve biraz önce konuşurken arada da malzemeleri hazırlamaya başladım. Şu anda yapıyorum, e, dediğim gibi geçen bölüm, hani bir süre bu aletleri üretmem lazım ve bu aletleri üretmek çok çok zaman al zaman alan bir şey. Hani o yüzden önümüzdeki 1-2 bölüm daha çok üretimle geçecek. Sizin için biraz sıkıcı oluyorsa özür dilerim tekrar. Ama bunları halletmemiz lazım. Ve dediğim gibi çok çok fazla sıkıntı olacak bir şey kalmadı zaten. Biraz daha dişimizi sıkacağız tamam. Evet. E, buraları sizin için sardırabildiğim kadar sardıracağım tabii ki her zaman dediğim gibi. Elimden geldiğince daha izlemeyi keyifli yapmak için. E, şimdi. Neredeyse her şeyi hazırladım. 2 tane extractor hazır. bir tane grinder hazır. Bu iki tane machine frame de birisi burası için, birisi de burası için advanced machine frame'e dönüşecekler. Onlar hazır. Onların advanced machine frame'e dönüşmesi için burada dört tane advanced alloy plate'im var. Pulverized kollarla yapacağımız carbon plate'ler de olmak üzere. Bunlar bitince olmuş olacak. Burada advanced electronic circuit'ler oluyor tam beş tane. Böylelikle ihtiyacımız olan sadece tek bir şey kaldı. Bir tane. Ve o da birazcık daha elmas çünkü elmasımız tamamen bitti şu anda inanın veya inanmayın. Hiç yok direkt. Ve e, şu arkadaşları yapmak için elmas gerekecek. Kaç tane gerekecek? Bir defa üretince 2 tane grinding gear geliyor. Biz 2 kere üreteceğiz. Yani 10. 10 tane gerekecek. Buradaki diamond dust'ların tanesi de bir tane diamond çünkü. 10 tane elmasa ihtiyacımız var şu anda ve bizde tam 0 tane var. Yani Aşağı inmem gerekecek birazdan fakat önce şunları üretimli bitsin ondan sonra aşağı ineyim diyorum ben. Ve bu da bana 4 tane karbon meş verecek ve kompresörden geçecek. Bu da tamam. Şimdi biz bu aşağıda da hani ileri ve geriye doğru bayağı bir kazdık. Şu mesafeye baksanıza elmas ve maden aramak için kazdığımız yere. O yüzden daha fazla ileri veya geriye gitmek istemiyorum ben artık. Birazcık da yukarı ve aşağılara doğru kazmaya başlayacağım. Yani tam buradan e, mesela şuraya gidelim ve artık buranın ilerisine doğru kazmaya başlayalım. Böylelikle birazcık daha e, genişletmiş oluruz genel kazma alanımızı. Tamam. Yani artık buraya doğru gideceğim. Ne kadar sürede bulacağım bilmiyorum. Fakat hani zaten benim bu şeyde Fortune 2 basılır basılıyken kazmamda bir defa bile elmas bulsak e, yeterince elmas çıkacaktır ondan. Eğer şansımız çok çok kötü gitmezse. Ki Sanmıyorum o kadar şansımızın kötü gideceğini. Bakalım ne kadar kısa sürede ulaşabileceğiz istediğimize. Tabii ki e, yoldayken benim için değerli olan şeyleri de toplayacağım. Her şeyden çok tabii ki bu demir, kömürümüz bayağı bir azaldı kömür ve elmas <laughs> tabii ki. Hey burası ilk kazdığım tünel döndüm geri dönüyordum ve hemen buldum. Biraz şanslıyız e, ve buradan ama kaç tane çıkacak bize? Bir bakalım kaç tane çıkmış. 8 tane. Ha, düşündüğüm kadar da şanslı değilmişiz anlaşılan. Evet birazcık daha devam etmemiz gerekecek ne yazık ki. Ee, sorun değil ya neyse. hani e, Zaten bu kadar hızlı ve büyük alanı kazan bir kazmanız varken bulması gerçekten uzun sürmüyor. Ne olursa olsun. Yeterince hızlı buluyorsunuz. Ne kadar şansınız kötü olsa bile. Ondan problem değil. Keşke yanıma biraz daha fazladan torç alsaydım diyorum sadece. Onun dışında bir şikayetim yok. Her neyse. Ee, torchlar bitene kadar devam ederim. Eğer torchlar bitene kadar yeterince bulamadıysam. Ne yazık ki e, geri dönüp ikinci bir tur yapmam gerekecek. Evet. Pekala azıcık daha buldum. 13 tane çok etkileyici değil. Fakat en azından 3 tane daha emerald bulmuş olduk. Yani. E, bunların üçünü bırakacağım. Bana 10 tane yetecek çünkü. Ve daha sonra bunlardan 8 tanesini Dust'a çevireceğiz. Bir yeniden emin olalım. Ee, grinding Head belki bizde vardır fazladan yaptığımı hatırlamasam da. Ee, grinding yok tamam. Yine de bir kontrol edeyim de sonradan bana kızıyorsunuz yorumlarda. Dört ee, 4 tane Diamond Dust, bir tane Diamond istiyor. diyor. İki defa öğreteceğiz aynı. Tamam. 8 tanesini Grinder'dan geçireceğiz yani. Bu arkadaşlar ola duracak. Bu arkadaşlar ola dururken biz de hemen geri kalan malzemeyi hallerelim. Şurada ışık yokmuş. Ve de e, şunlardan iki tanesini şöyle. Bu bize advanced machine frame veriyor. Daha sonra bu advanced machine frame'leri 4 tane iron plate ve geri kalan şeylerle birleştirip dur onlar da şurada. Mm -hmm. Ve de bam. Hı. Hm. Industrial Electrolyzer ve artık tek ihtiyacımız olan şey 4 tane grinding gear yani 8 tane de steel ki steel'ımız vardı. Aynen. Steel üretiyorum ayrıca merak etmeyin. Boş durmuyor makine. Ve bu arkadaşın da işi biter bitmez bitiriyoruz bunu. <laughs> bayağı zamanım aldı ya. Hani sizin için çok büyük çoğunluğunu geçirdim de bütün bunları hazırlaması bayağı sürdü. Umalım ki diğer görevlerimiz bu kadar uzun değildir. Çünkü bu bölüm bitmeden hepsini Bitirmeyi planlıyorum mümkünse. Böylelikle dört tane yapmış olduk. Ee, birisini buraya atacağım sisteme. Çünkü gerek yok. Tamam. Ve de industrial grinder. Evet. Grinder 2. <laughs> tamam. Süper süper. Bakalım. Ödülümüzü alalım. Overclocker upgrade niye olmasın her zaman işe yarar. Ee, şimdi bu arkadaş multi block bir arkadaştır. Ve bize madenlerden daha fazla maden çıkmasını sağlıyor. Yani bununla birebir aynı. Fakat bununla arasında bazı farklar var. En büyük fark bu ekstradan maden veriyor. Ve farklı şeyler de verebiliyor. Ee... Fakat belli sıvıları harcayarak yapıyor bunu. Tam olarak nasıl çalıştığını göreceğiz. Belli şeyler de kullanacağız. Kısacası bu ileride bizim daha az kazıp daha çok maden elde etmemizi sağlayacak. Diğer aletleri yapmakta ve oyunda herhangi bir şey yapmakta ne kadar işe yarar bir şey olduğunu söylememe bile gerek yok. Daha fazla maden kazandıran bir şey her zaman ne olursa olsun sıcak bir şeyle karşılanır değil mi? Şimdi diyor ki 3 çarpı 3'lük bir multibloon. Ben bir bunun tam olarak nasıl dizceğimize bakayım ikisinden ya. Burada anlatmamış düzgün. Şimdi nasıl yapıldığına ve hangi sıvıları istediğine baktım. Tabii ki bunların hepsi ezberimde değil. Beklendik bir şekilde. Ee, şimdi genel olarak bizden su isteyebiliyor, Merkür isteyebiliyor ve sodyum persülfat isteyebiliyor. Ve bunlar dışında bu dediklerim dışında bir şey isteyemiyor. Suyu elde etmeyi biliyoruz. Su isteyen e, şeyler bizim için oldukça kolay. Fakat bu arkadaşı nereden elde edebiliriz emin değilim. Bir bakalım. Fluid Replicator'dan elde edilebiliyormuş. Bunun dışında da elde etmenin bir yolu yok galiba. Varsa da bilmiyorum. Daha çok araştırmak lazım. Şu anda işime yarayacağından değil. Çünkü Mercury'yi neyde kullanıyoruz? Sheldonit orada kullanıyoruz. E, Iridium orada kullanıyoruz. Ve Iridium orada kullanırsak eğer... Eğer iridium orada kullanırsak ayrıca mikrofona yumruk attım pardon. Hem iridium ingot çıkıyor hem de platinum dust çıkıyor iridiumla. Ha? Güzel değil mi? Copper orada su kullanırsak iki tane copper dust, bir tane small pile of gold dust, bir de small pile of nickel dust çıkıyor. Yani normal katlıyormuş gibi ikiye katlıyor. Yanında bir iki maden daha fazladan veriyor. Her maden de yapıyor bunu. Örneğin altına eğer sodyum persülfat koyarsak hem altın hem copper hem de nikel çıkarıyor altın vesaire vesaire. Yani. Sonuç olarak ekstra maden yani hiç kimse işe yaramıyor diyemez ki eğer ekstra maden istemiyorsanız da bunun yaptığı işi yapabiliyor zaten. O zaman niye bunu üretirken bir daha grinder ürettiğinde buradaki grinder'ı kullanmadın? Aklıma gelmedi tamam mı? <laughs> evet. Şimdi ne yapacağız? Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. şurayı bir tamamen kaldıracağız. Ne yazık ki. Biliyorum burayı çok seviyordunuz, sizin için acı verici bir şey bu. Ama... ...verilmesi gereken bir bedel. Her türlü. Sorun değil, her şey yoluna girecek. Tamam. Buradan kurtulduk, şimdi ben e, burayı aynı şekilde kazacağım. Dolduracağım ve e, evet. Öyle. Hazır elimdeymişken birazcık daha genişleteyim dedim. Azıcık daha, azıcık da olsa iyi görünsün diye. E ee, yani direkt o düşük tavanda koymamdan iyidir galiba. Bu üstün tamamını alacağım ileride direkt. Bu da dümdüz bir duvar haline getireceğiz veya direkt dağı tamamen yok edeceğiz. Emin değilim şu anda. Bu kocaman dağ mı kazacaksın? Hadi oradan diyecekseniz eski bölümleri izlememişsiniz demektir. Çünkü burası düzlük değildi. Burada dağ vardı. <laughs> Ve buradaki dağı yok ettik. Aynısını buna da yapabiliriz yani. Tabii ki tamamını almayacağım. Bizi ilgilendiren tarafını. Eee evet. Şimdilik direkt bu tarafa kurulacağız ama tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Burada bu kadar boşluk var. Niye hala her şeyini bu tarafa kuruyorsun diyecek olursanız da şu var. Unutmayın biz hani burayı bir nehrin üstüne kurduk. Altımız hala su. Ve bu suyu doldurmakla uğraşmak istemiyorum. Ve eğer alttan kablo geçirirsek de suyla uğraşmak istemiyorum. O yüzden şimdilik yaptığım her şeyi mümkün olduğunca ben bu tarafa yakın almaya çalışıyorum. Böylelikle suyla uğraşmamış olurum. Çünkü burada... Daha var. Su yok. Değil mi? Şimdi bu plant gatherer'ı şimdilik buradan burada dursun. Ee, çünkü ismini unutacağım. Bana onun oluşturduğu sludge gerekecek. Ve daha sonra gıcık olacağım. Sonradan onu taşıyacağımız başka bir yer olunca buradan kaldırırız. Tamam. Evet. O zaman hadi bu arkadaşı kuralım. Şimdi ben genel olarak hani bütün aletlerin aynı hizada durmasını istiyorum. Ee, o yüzden öyle ayarlayacağız çoğunu. Ve hiza bu olacak. Daha sonra belki bu iç tarafı duvar örüp kapatırız. Direkt böyle açıkta durmaz bu iç taraftaki malzemelerimiz. Çünkü iç taraftaki her şeyi dışarı taşımayacağım. Şimdi gelişmişini yapabildiklerimizi gelişmişini yapacağız. Yapamadıklarımızın direkt kendisini alıp hepsini dışarı dizeceğiz. Onun dışında içeride kalacak bazı eşyalar var dediğim gibi. Şimdi mesela grinder'ın gelişmişini yaptık. Onu içeri aldık örneğin. Buraya bir kuralım. Şöyle yapıyoruz. Ben bunu bir blok içeride yapacağım. Buradaki duvarın. Çünkü... O zaman şunun aynı izadı durmuş olacak. İlk başta 3 x 3'lük bir standart machine casing koyuyoruz. Daha sonra ortası boşlukta olacak şekilde reinforced machine casing koyuyoruz. Sonra 3 x 3'lük yine tamamen dolduracak şekilde bunlar koyuyoruz. Ve daha sonra ön tarafına da bunu koyuyoruz. Bir blok daha geriye almam lazım. Ee, doğru yapmadım mı ya? Doğru yapmış olmam lazım. Bir dakika. O, ortasına da sıvı koyacağız galiba. Evet su. Su koyacağız. Ee, tamam. Su koymamız gerektiğini bilmiyordum. Tamam her neyse. Ee, ben hemen bunu bir blok daha geriye alayım. Hologramı görmek istemiyorum. Ha? <laughs> Zorlu hologram gösteriyor. Ayıp ayıp. Pekala bakalım ve artık çalışıyor. Çünkü içinde artık su var. Su koymamız gerekiyormuş ona dikkat etmemiştim bakarken Vix'inden. Tamam. Ve böylelikle bunu da sağlamış olduk. Ha? Yani şurada bir duvar var gibi düşünün bu izada. <laughs> o, o varken bu kadar çirkin gözükmez belki. Şimdi bu arkadaşın enerji ihtiyacı olacak tabii ki ve enerji ihtiyacını da hemen karşılayacağız tepesinden. Buradan buraya kadar yetişir mi ki? Yetişti çok iyi. Ve böylelikle grinderımız artık çalışmaya hazır. Ve tabii ki buna da bir tane overclock upgrade koyuyoruz. Ne kadar enerji harcıyor bu böylelikle? 512 enerji harcıyor. Bizim buradaki grinderımız 256 harcıyor. Yani Birazcık daha fazla enerji harcıyor şu anda ama baktığımız zaman bir dakika mesela demir alalım. Hızlar arasında fark mı diye bir, fark var mı diye bir test edeceğim. Merak ediyorum çünkü. Tam böyle sayıyor. Yani saniyede 5 galiba yaklaşık. Yok saniyede 10'dan fazla ne 5'i. bakalım göze görülebilir bir fark var mı yoksa yok mu? Ha galiba Evet bu normal grinder yerine geçmiyormuş Ben geçiyor sanıyordum İlla sıvı istiyor Ha, ha. Biraz üzücü Ama çok büyük bir problem değil ee, Hazır elimiz değmişken normal grinder'ı da dışarı taşıyalım biz Değil mi? Ya da bütün aletleri beraber taşırız ya. Şimdi grinder kullanacaksan bir içeri bir dışarı yapmak istemiyorum. Her neyse en azından eğer ekstra malzemeye ihtiyacımız olursa nereye gideceğimizi biliyoruz. Bu arkadaş. Evet anlaşılan birazcık daha e, elmas bulmam gerekecek. Sıradaki yapacağımız şey sawmill. Dediğim gibi biz bir süre bunları yapmaya çalışıyoruz. Hepsini buradaki görevlerin. E, sawmill halledeceğiz. Sawmill için 18 tane standart machine casing ve 8 tane reinforced machine casing daha gerekecek. Normal grinder'ın aksine. Ne yazık ki. E, onun dışında bir de e implusion compressor kalıyor. Ondan sonra çok fasafisa şeyler. Şunlar. Ee, resource Miner ve dediğim gibi Normal Ore Miner'ları biraz daha sonraya bırakacağız. Fakat Woody ve Implusion Compressor'ı yaptıktan sonra bayağı bir rahatlayacağız. Üretim konusuna. Tamam. Şimdi o zaman ben e, şunun hemen... Tamam, bu da bitmiş. O zaman madene yani. Hey! Bab. Ee, ha. Kaç tane? Mining... 12. Fena değil, fena değil ama ben birazcık daha kazacağım. Hemen hızlıca çıkmak istemiyorum. Biraz daha biriksin çünkü daha fazlasına ihtiyacımız olacak kesinlikle. Durmadan kullanıyoruz şu anda elmas. O yüzden azıcık daha arayayım ben. Daha sonra geri geleyim. Hem de emerald da biriktirmiş oluyorum ki bana emerald da gerekecek bir sürü. Çünkü bir sonraki görev bölmesinde tonlarca machine frame yapacağız ve machine frame'lerin tanesi 12 tane emerald istiyor. Her türlü işime yarar yani birazcık daha bakınmak. Hey Platinum! Her zaman işe yarar ve her zaman başımızın üstünde yerim var. Çok iyi ya. Eğer bilmiyorsanız Platinum çok çok nadir bulunan bir şey. Acayip nadir bulunan bir şey. Yani eğer siz elmasın nadir bulunduğunu düşünüyorsanız platinum hiç düşünmeyin. Çünkü istekler dolusu elmas topladık oyuna başladığımızdan beri fakat anca e, 6-7 tane falan platinumumuz oldu. O kadar nadir. Ee, ve biraz önce bir tane bulduk. Farkında mısınız bilmiyorum. Hatta iki tane. Ne oluyor? <laughs> Çok iyi ya. Tamam. İhtiyacım olacak bunlara. Sonunda be. Bu defa sürdü biraz. <laughs> ee, bulması. Şunları da bir alayım da. Hıh. Hmm. Bataryam Evet azalmış baya. Bir süredir kazıyorum. Bap. 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 Ve kaç tane elde etmiş olduk? 28 olmuş. Fena değil. Hiç fena değil. Ee, azıcık daha kazayım. Belki şansım yaver gider. Çünkü uzunca bir süredir bir bulmuyorum. Eğer uzunca bir süredir bulmuyorsam yakın birbirine çok yakın iki tane elmas olabilir. Tabii ki bir blok aşamda bir blok altımda olduğu için kaçırma olasılığım da var onları. Her zaman. Ama... Yine de e, kendimi biraz şanslı hissettim. O yüzden ben şansımı deneyeceğim azıcık daha. Daha sonra artık eve dönüp işimize bakacağız. Gerçi burası bizim daha önce gezdiğimiz bir mağaraya çıkıyor ve çok mantıklı olduğunu sanmıyorum burada bir şey bulabileceğimiz ya da. O zaman eve dönelim ya. Şu anda burada başka çok yapacağımız bir şey yok. Bu arada internetimi düzelttikten sonra bile o eskisi gibi belirli günde ve belirli bir zamanda bir yayın şeyi belirleyip ona böyle uyarak ilerleme gibi bir planım yok en azından şimdilik. Dolayısıyla hani e, kesin böyle uyduğumuz her hafta bir yayın programı olmayacak fakat yayın yaptığım zamanlar olacak onun yerine ve direkt YouTube üzerinden yapacağım zaten. E, ve eğer e, ne zaman olacağını merak ediyorsanız bu videoları takip etmeniz yeterli. Ben olacağını en kötü ihtimal 4-5 gün önceden e, belirleyeceğim. 4-5 gün olur mu yani. En kötü ihtimal 2-3 gün önce. 2-3 gün diyelim. Ee, belirlerim ve size söylerim. Derim ki işte 3 gün sonra yayın yapacağım. Şu saatte derim. Direkt eğer videoları takip ediyorsanız kaçırmazsınız. Öyle diyeyim yani. Eğer bu videoları izliyorsanız yayın tarihini falan e, nereye yazacaksın bakayım kontrol edeyim de demenize gerek yok. Videonun başında sesli olarak söyleyeceğim. Ben de ne zaman yapacağımı bilince. Tabi internetim düzeldikten sonra tamam. Onu da bir belirtmek istedim. Bu Soumin'in kendisinin yapması açıkçası oldukça kolay. Hani şimdiye kadar ürettiklerimizden en kolayı muhtemelen. Sadece yine Reinforced Machine... Machine Casing miydi ya bunlar? Evet, Standart ve Reinforced Machine Casingleri yapması birazcık zaman alabilir. Onun dışında ciddi anlamda çok kolay ya, acayip kolay. Şimdi, bunu yaptık. İki blok şey yapalım. Demiri... Elden geçirelim. Tamam. Ve e, çoğu şey hazır sayılır. 8 tane de kömürü şey yapacağız. Galiba 8 tane mi gerekiyor? Bunlardan 2 tane gerekecek. Bu da demek oluyor ki bunlardan 2 tane. Yani bunlardan 4 tane. Bu da 16 tane. Yanlış hesaplamışız bak. Tamam Diamond Soul Blade'ler hazır. 8 tane daha kömür alalım. Ve de bam. Pekala hazırladım sayılır en azından bu kadarını. Ee, ve de bam. 2 tane Advanced Alloy, 2 tane Carbon Plate. Block of Refined Iron değil. Bunu da şey yapmamız lazım. Ah. <laughs> Ne üretim ya bu bölüm? Ha, Advanced Machine Frame'imiz hazır. Ne kaldı? Bunlar hazır. Ee, evet, pek bir şey kalmadı. Sadece şeyler lazım. Tamam. Iron yazacaktım birazcık. başarısız olmuş olabiliriz. Bap. Ve hı hı. bam, Bunlar dola da duruyor ee, Daha sonra bu arkadaşların Üçünü de reinforced hale getireceğiz Onun için malzemeleri alalım ee, Üç tane redstone Üç tane lapis lazuli Ve de üç tane glowstone Bunları da yerine koyalım Daha sonra üç tane de senden Biliyordum fazladan olduğunu <gülüyor> <gülüyor> ve sawmill'in kendisi bitmiş oldu. Geriye kalan şeyler ne yazık ki en gıcık olan şeyler zaten ve daha zor olan şeyler. Machine casing ve Reinforced Machine Casing. Pekala galiba bitti. Bam ve de sawmill. Harika. Sawmill yaptık. Ee, yani görevin tamamlayabiliriz tabii ki ve tamamladık bile aslında ama aletin kendisini kurmadık o yüzden çok da sayılmaz. O yüzden bunun görevi çok yapılmış olarak kabul etmesek de olur yani. Şimdi e, bayağı birisini bitirdik. Hani Factorio'da da hala aletlerin çoğunu kurmadık. Hatta bu multiplok aletlerin hiçbirini kurmadık. Fakat o da başka bir bölüme tabii ki bu aletleri kurmakta. Ondan önce ben bir Factorio görev kısmından önce bu Industrial Rebirth görev kısmında birazcık daha ilerlemek istiyorum ben. Öyle daha mantıklı geliyor açıkçası. Ondan sonra da Thermal Forgoing'e devam edeceğiz tabii ki. Tamam. Evet fena değil ha. Hiç fena değil. Oh, bitirdim hepsini. Ay. <laughs> ne kadar uzun sürdüğünü bilmiyorsunuz. Bilmediğinizi, bildiğinizi düşünseniz bile bilmiyorsunuz şunu yapması. Göstereceğim. Ay. Tamam. Hadi üretelim ya. Uf. Uh. Bir dakika. Ee, uh. ha tamam. Şey yapacağım. Ee, uh, iron Bap 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 Bap Daha sonra 1, 2, 3 Da da 5 ve de pam Hop. Heh. Şurada da steel'larımız oluyor. Tamam süper süper. Hadi yapalım. Ee, dur dört tane burada. Üç tane burada. Etti yedi. Bunları da buradan geçireceğiz. O kadar fazla demir harcıyor ki. O kadar fazla harcıyor ki. Stekler dolusu harcadım biraz önce ya. Çok üzücü bir şey gerçekten. Şimdi bir düşünün. Bakın sadece düşünün. Bunlardan tam 22 tane yapmam gerekiyordu. Bir tane üretince iki tane çıkıyor. Yani baştan 11 blok basic machine frame. Bu 11 blok demir demek. Bir kere en baştan. Şu anda yeterince yokmuş zaten. 7 tane var. Ee, iron. Hmm. Evet. Tamam galiba üretebildiklerimiz üretelim. Daha sonra bakın. Birazcık daha plate lazım. Şurada var işte. Hmm. Ondan sonra o yetmezmiş gibi etrafı da refined iron platelerle çevrili. Bunların her biri de bir tane demir. E buradan da her ürettiğinizde altışar tane daha harcıyorsunuz. Daha da bitmedi. Burada elektronik circuitlar da var. Bunların da tanesi bir demir bir copper, bir gold, bir silikon ve bir redstone harcıyor. Yani bunlar da demir. Bunların hepsini yaptıktan sonra bir de üstüne bunu daha fazla demir, elmas ve steel ki o da demirle birleştiriyorsunuz. O kadar absürt bir miktarda demir harcıyor ki. <laughs> çok korkutucu ya. Gerçekten. Hani bir sürü altın da harcadı evet. Ama en çok demirler insana acıtıyor. O kadar yüksek absürt miktarda harcayınca alet. Evet. Tamam. Evet. Benim için çok çok uzun süren bir üretim sürecinden sonra ve sizin için anında geçme sürecinden sonra e, sonunda bunu da bitirmiş bulunuyoruz. Tamam. E, ve devam. Böylelikle 22 tane standart machine casing yapmış olduk. Daha sonra bunlardan 4 tanesini kullanarak kendimize reinforced machine casing yapacağız. Bu arkadaşlar için 8 tane advanced electronic circuit gerekiyor. Onlar oluyor. Onun dışında da 24 tane de steel plate gerekecek. Onlar zaten var. Ve bu da sonuncu. Bam. Harika. Ve de bu ortaya, yanlara bu, etrafa steel plate ve de reinforced machine casing. 8 tane Böylelikle bir arkadaşın daha sonuna geldik. Uh! Tamam. Bakalım be. Ee, aynı şekilde yapacağız bunda. İki blok içeriden diyecektim ama burada miner'ımız var. Hmm. O biraz sıkıntı. Eee. bunu nereye kurabilirim o zaman? Şimdilik bu bir blok daha dışarıda dursun diğerinden. Biliyorum ikisi aynı izahlı olmayınca iğrenç gözükecek. Farkındayım ama e, Miner'ımızı zaten bir seviye atlatacaktık hatırlıyor musunuz? Bir seviye yukarı alacaktık Miner'ımızı yakın zamanda. E, onu alırken Miner'ın yerini değiştiririm. Miner'ın yerini değiştirince bu arkadaşın da yerini değiştiririm. Şimdilik böyle oluversin. E, tabii ki içeri su da istiyor bu da. Bap ve de bap. hey! hey. Ve som elimiz hazır. Ah, ha. ee, evet galiba bunu da halledince bölümü bitirebiliriz şimdilik. Evet. Şimdi planımız ne bir dahaki bölüm için? Bir dahaki bölüm için planımız e, buradaki görevlerin artık çok büyük bir kısmını bitirmek. Çünkü şu noktada zor olanların neredeyse tamamını yapmış bulunmaktayız. Şu kısım yine biraz zor. Biraz bize sıkıntı yaşatabilir. Fakat bu sıkıntı, bu kısım dışında hiçbir şey kalmadı sayılır. Şu kısımdan birkaç şey bir de bu arkadaş bize sıkıntı olacak şeyler. Reinforced Machine Case'in 26 tane yapması düşündüğünüz kadar zor değil. Çünkü sadece 13 tane normal Machine Case'in yapacağım. Yani çok absürt miktarda şey harcamayacak. Bu demir harcamayacak. Biraz öncekinden çok daha az demir harcayacak. Fakat onun yerine daha fazla steel harcayacak ki ben zaten şu anda steel üretiyorum gördüğünüz gibi aktif bir şekilde yani o da çok büyük bir problem olmadan halledebiliyor olmamız lazım onda tamam onun için malzeme hazırlıyorum yani ben şu an bölüm arasında bunu bitireceğiz bunu da bitirince e, geri kalanından hızlıca geçeriz e, ve umarım internetimi düzelttiğimde de buraları düzenleyeceğiz e, alttan kablo çekeceğiz bu iler bu yeryüzünde gözüken iğrenç çizgilerden kurtulmuş olacağız. Onun dışında da umarım şu faktörü aletlerindeki multi aletlerini de kuracağız buralara. Bu faktörü aletlerini daha açıklıkta yerlere kuracağım. Çünkü onlara alttan bir şey bağlamam gerekmeyecek. Tamam güzel. O zaman bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Ve bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın ve bay bay. Yemek. Bu arada destek olmak istiyorsanız beğenmek falan biliyorsunuz. Zamazingo, YouTube Zamazingo'ları. Evet. Söylemenin yarar oluyormuş videoda ne kadar ilginç değil mi?